No pain no gain, yani öleceksiniz, kusma noktaya geleceksiniz. Yani ben saatlerce ter döküyorum gibi bir... Ne vaktim var? İlk defa hayatında bir ağrı sana çalışıyor. Yani hep böyle bir zorlayıcı geldi. Çünkü bir top yoktu, bir maç yoktu. Sonunda kazanacağım bir şey yoktu. Hep gerçek sporcuysa Doris, belediyenin spor aletlerinde çalışsın da görelim. Böyle bakıyor ve şey diyor. Ay, senin bacaklarında var ya, selülit var. Denir mi öyle bir şey? Hoş geldiniz efendim. Ne yapıyoruz? Bugün harika şeyler öğreniyoruz. Kimden? Doris Hofer'dan öğreniyoruz. Öğrenirken uygulamak için hani motivasyonumuzu, neler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ama bizim motivasyonumuz için ne lazım? Tabii ki sizin likelamanız, yorumlar yazmanız, saati kurmanız. Sonra da bizle kalmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve tabii ki Doris'ime. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Bunu söylemeden yapamayacağım. Çok güzelsin. Işıl ışılsın. Yani burada biraz 2-3 tane daha ışık gerek yokmuş yani. İktisat yapabilirdik çocuklar. Kapat. Doris'in ışığı yeter. Parlıyorum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen? İyiyim canım. Mutfaktayız. Vay, bir hazırlık yaptın. Evet. Tarif değiştirdim efendim. Bizim sağ olsun Doğukan'cım tam Doris uygun, nişastalı falan tarifler. Dedim olmaz arkadaşlar, hani gelen konuğa saygısızlık olmasın. Bu arada önce sana güzel bir bitki çayı hazırladık, ıhlamur. Çok afiyet teşekkür olsun. Ederim, sağ ol canım. Geçilmez kahve yok mu bu bölümde? Beni patlatacaklar, görüyor musun? Yok! Doris istemedi, benim için yok. Ama neden istemediğimi de bir söyle. Yani kahvenin içine yağ dökmenin yerine ben bir dilim pasta yerim dedim yani. Benim açıklama böyle. Hani tabii ki tatlı yeriz. Hatta ben her gün tatlı yerim. Benim mottom da bu. Ama ne kadar yersin? Madem buradan girdin ne kadar yersin? Her gün tatlı yersin ne kadar yersin? Vallahi bazen iki dilim yiyorum ama bir dilim yüklüyorum. Çünkü benim takipçilerim gerçekten kızıyor. Niye? Şey diyor. Ya bu kadın bu kadar tatlı yiyor, bu kadar da yemek yedi önceden. Hani artık ve kendileri çünkü böyle küçük küçük bir şeyler yiyorlar. Hani özellikle yeni katılanlar. Peki bu genetik bir şans mı sence? Hayır, yoksa bu sistemde? Hiçbir alaka yok. Ne var anlat. Ya ben mesela bak şimdi bakıyorum sen acaba ne yapacaksın ama eğer sen bu iki muz kullanacaksan zaten bu bal gerek olmayacak mesela. Öyle olacak. Tamam mı? Ondan sonra işte zeytinyağlı yapıyoruz. Ben de yaparım bile. Sarma yaparım. Her şeyi yaparım bak. Ama orada hani işte böyle o Türk anneler gibi hani böyle yarım litre zeytinyağı dökmüyorum. Bir de faydalı diye değil mi? Bravo. Faydalı ama ne kadar faydalı olabilir eğer bir litre dökmüyorum. Benim bir lafım var. Çok gideceksin. Ben ne diyorum biliyor musun? Organik obez. Gerçekten var. Evet. Ben mesela eskiden Doris için bir organik obezdim. Badem çok faydalı. Ne kadar? Bir paket. Bir paket ceviz ne diyorsun? Ceviz çok abartıyorum ama 3 avuç falan. Ve bir gün bir arkadaşım döndü Özge kulak. Çeleyli sen faydalı da çok yiyorsun annem dedi. Çok mu dedim. Yani hayatım yediğinle değil beyninin obezitesiyle alakalı evet, mesele. Evet, kesinlikle. Organik obezlik çok önemli. Doris'cim. Bizim zaaflarımız var. Yani şeyimiz bu. YouTube'daki konseptimiz budur. Gözlükleri çıkarayım. Konsept zaaflarımızdan sen soruları soracaksın. Tamam. Kendi kendine okuyacaksın. Bütün iş ben yapıyorum ama yani. Yemek sen değil mi? Aynen öyle. Evet. Benim program sunduğuma bakma sen. Biz gelen konuğa sunduruyoruz programı. Şaka bir yana senden bu muffin tarifini de alacağım ama izninle önce iki tane kitabını göstermek istiyorum. Sonra da Doris Hofer kimdir? Nasıl hayata başlamıştır diye ufak bir röportaj yapacağım seninle. Tamam. Bu sevgili Doris'cimin kitapları çok güzel gerçekten. İçinden de harika bir tarifle gelmiş, muffinle gelmiş. Çektin mi? Oldu mu? Çekebildin değil mi? Çok olsun. Siz beni böyle patlatırsa. Alişan çekebildin mi? Net değil mi görüntü Alişan? Neyse. Altta CV'mi koymuşsun. Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Evet. Nerede doğdun? Nasıl gidiyor hayat? Biraz oradan başlarken ben tarifimi yapacağım. Sonra da anlatacağım. Tamam. İsviçreliyim. Orada doğdum. Tüm aile de orada.
kaç sene oldu? 15-16 artık yani saymaya bıraktım ama buradayım. Burada da kalmayı tercih ediyorum. İsviçreli gelini misin yani? Evet. Öyle mi oluyor? Evet. Yani buraya geldim, burada işte evlendik. İsviçre'de de evlendik yani birkaç böyle seremoni oldu. Aynen öyle. Ondan sonra bu evlilik bitti ama burada kaldım, yine de bir Türk'e aşık oldum. Öyle yani, hayat öyle güzel demek. Ve Türkiye çok enteresan, hep vardı benim hayatımda. Hani ben daha İsviçre'deyken işte mesela bir Türk lokanta vardı. Oraya gitmeye çok severdim. Allah ya da Allah. Londra'ya gittim. Hani o zaman işte... Hemen Türk lokantalarına. Yok, Londra'da bir okula gitmiştim. Proficiency, yani böyle daha öğrenciyim. Ve orada ben çok çalıştım. Çok sıkı çalıştım. Ve tek bir kişiyle takıldım. O da Türktü. Allah Allah. Yani hep vardı. Demek ki kısmet diye bir şey var gerçekten yani. Hmm. Ya da algıda seçicilik. Yani olabilir. Senin algında seçtiğin alan hep Türk ve Türk kültürü olabilir. Çok enteresan. Benim kızım 13 yaşında. Devamlı Japon kültürü. Japon. Hmm. Çok seviyor. Ama yani o var Japon şu yemekleri. Anda. Hmm. Yani ama daha ufaktı. Bu animeler falan yoktu. Anne beni Japonya'ya götür diyordu. Çok enteresan. Ne güzel. Dediğin doğru. Sonra ya şey bu... Bu güzel kitaplar ve bu uğraş hep vardı herhalde hayatında, değil mi? Ben gazetecilik yapıyordum İsviçre'de. Yani yazmak, yani bir kitap çıkartmak tabii her gazeteci ya da yazan kişi için böyle bir hayal. Ama neyle dolduracaksın, değil mi? Yani orada ya çok enteresan bir hikayen olacak ya da çok faydalı bilgiler olacak. Ve ben ikincisini seçtim. Şöyle oldu. İkinci doğumdan sonra bütün işte benimle beraber doğum yapan arkadaşlarım bana baka baka, sen ne yapıyorsun, baklavalarla dolaşıyorsun. Yani yemek değildi. Anladım. Anlayabiliyorum. Sen ne yiyorsun, nasıl antrenman yapıyorsun derken ben başlangıçta anlatıyordum. Sonra sürekli aynı soru geliyor. Sürekli de yani cevap hep aynı. Çünkü yani ne yaptım da belli. Sen ne yapıyorsun? İşte blog yazmaya başladım. Oraya göndereyim diye. Bu blog şu anda 3 dilde. Hani evet, İngilizce ve Almanca olarak da var. Ondan sonra işte oraya gitmeye başladılar. Sosyal medya başladı. İşte YouTube, işte Instagram. Ve insanlar şey dedi. Ya o kadar fazla YouTube videoların var ki hangisinden başlasak? Bir de yemek ne yapacağız diye kitapları çıkarttım. Yani mecburen. Mecburen. Ama çok çok ben gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla böyle iç içe girebiliyorsun. Yani yemeğinle, sporunla, hani sunmak değil de paylaşmak adına, birlikte olmak adına yaptığım bir yolculuk bu. Kesinlikle. Burası da çok kıymetli sevgili Doris. Bu arada ben yumurtanın akıyla, iki yumurtanın akıyla kakaoyu ve iki mandalina, dilim mandalinanın, yani iki tam diliminin aroma versin diye sıktım. Önce bir karıştırdım ki yumurtanın akı zaten kokmaz ama sarısı gibi. Yine de böyle kakao ile tam bir şey olsun diye içinde hiç spatula mı? Ay ne kadar anlayışlılar. Bak çocuklarım spatula vermişler, unutmuşuz. Bir tane elmayı rendeledim. Bak çok i̇çine güzel koydum. Bir tarife benziyor. Benim ilgimi evet. De çekti. Ve içine hiç tabii ki Doris burada şeker koyamam. Muzun var kızım. Evet, elma da koydum. Aynen onu yapacağım. Aynen onu yapacağım. İki muz ayırmıştık. Doris'in hatıra bir muz kullanıyoruz. Onu şöyle güzelce ezeceğim. Peki, benim sana birkaç sorum olacak. Bu güzel yolculuktan. İki tane de evladın var. Evet. Onlar da seviyorlar mı sporu? Çok seviyorlar. Zoe hatta okulun basketbol takımında. Noah da öyleydi ama o okul biraz daha az ciddi alıyor. Hmm. Ama her ikisi basketbol oynuyor ve çok seviyorlar. İşte burada anne ve tabii ki çevrenin ne yaptığı da çok kıymetli oluyor. Ya Noah daha küçücükken daha doğru düzgün konuşamıyor. 4 yaşında falan ben video çekiyorum şey diyor. Böyle benden daha çok bozuk bir Türkçe ile. Şimdi ben tutorial yapacağım, kol çalışacağız. Ondan sonra ama orada bir tatlılık var ya, ben geçen gün yine de baktım ona. 4 yaşında yani minnacık bir çocuk
Ama o kadar güzel anlatıyor ki. Şimdi böyle bir de nefes alarak şey yapıyorsunuz falan. Canım hani gerçekten ya. Yani onun çok için... Çok önemli bir şey. Bak ben şey değilim. Yani deli gibi saatlerce spor yapın. No pain no gain. Yani öleceksiniz, kusma noktaya geleceksiniz. Öyle bir şey zaten yok. Gerçekten. Yok. Gerçekten gerek yok. Bir de işkenceye de gerek yok. O işkence. Sen keyifle yapıyorsun bu işi. Aynen öyle. En önemlisi bu. Çünkü devamlılık oradan geliyor. Evet. Keyif alarak. Keyif alıyorsun. Aynen öyle. Keyif vermeye yemek de öyle. Yani biz ben gerçekten hani sana muffin getirdim. Hani bunları yarın sabah kahvaltıda yiyeceğim. Ama yani büyük bir keyifle yiyorum yani falan değil. Bravo. Öyle olsa zaten çok zor yani. Zaten sağlıklı. Şimdi sorularım var bir dakika. Ben daha soruları soramam. Yani ben hep şey diyorum. İnsanlar zayıflamak yerine sağlıklı yaşam diye baksalar belki zayıflamak yanında bonusu gelecek. Bak çocuklardan bahsettik. Bir örnek vermek istiyorum. Kızım çikolata getirmiş biri. Tamam mı? Tamamen sağlıksız. Yani işte bir çikolata. Ondan sonra Zoe bir tane yemiş. Yani böyle bir şey. Ve canın daha çok istiyor. Tamam mı? Ben diyorum ki tamam istersen ye. Ben hemen ardından spor yapacağım. Yani burada sağlıklı olan ne biliyor musun? Çocuk biliyor ki istediği kadar, yani istediği kadar değil ama ikinci, üçüncü çikolata yiyebilir. Ama aynı zamanda hemen sporumu da yapacağım diyor. Ve bu çok güzel bir şey. Ya biz hayatta da öyle değil miyizdir? Arkadaşlıkta da, dostlukta da alışveriş severiz. Yani hep ben veriyorsam, hep sen veriyorsan orada bir problem yok mu? Şimdi, vücudumuz da öyle bak. Ha, evet. Yani, sen devamlı alıyorsun ama vermiyorsun. Hı-hı. Ya da devamlı veriyorsun, almıyorsun. Sinirler bozulur. Kesinlikle. Yani sinirler bozulur. Peki, karbonhidrat düşman mıdır? Yok, hayır. Ben çok seviyorum. Yani karbonhidratsız bir insan çok keyifsiz. Yani çünkü zaten hiçbir şey yemediği için agresiftir. Enerji yoktur. Eğlenceli de değildir. Yani ben sevmiyorum. Yani ben... Karbonhidratı çok seven biri yani olarak. Yani keto diyorsun, yok yani. Yok. Biz karbonhidratı severiz. Sporumuzu da karbonhidratın enerjisiyle yaparız. Peki, önce biraz beslenmeden gideceğim, sonra kastan soruları soracağım. Bu hani değişken artık ekstrem diyetler var. İşte ketojenik, glutensiz ya da vegan. Yani ya da karnivor, doğru mu söylüyorum? Çok et yiyenler. Falan böyle değişik beslenme çeşitleri var. Evet. Bazıları star oluyor. Mesela şu an veganlık bence bir star. Lobisi de var. Muhteşem bir vegan starlığı var. İşte öbürleri onu savunuyor. Proteinciler falan. Senin beslenmeye bakış açın ne? Bir onu öğrenelim. Senin doğrun ne? Vallahi... En doğrusu bu, hiç kimse diyemez. Çünkü herkes kendisi için doğrusunu keşfetmeli. Ama bütün bu diyetlerin bir orta noktası var. Bu da her diyette fazla sebze yemeni öneriyor. Leaf, sebze. Tamam mı? Hani leafler çünkü tam tahıllı ürünlerden de oluyor. İşte bahsettiğimiz o karbonhidratlar da oluyor. Ama sebze gerçekten her diyette fazla olarak buluyorsun. Neden? Volümü çok, kaloriyi az ve çok faydalı. Yani vitaminlerden tut, yani o kadar fazla önemli mineral ve besinler var ki sebze gerçekten her anlamda önemli. Her öğünde mi öneriyorsun? Valla ben çikolatalı keki bile sokuyorum. Öyle mi? Evet, ne kabaklı yapıyorum. Kabaklı yapıyorsun. Evet. Yani lif oranına dikkat etmeliyiz diyorsun. Peki. Ama lif, yani işte yulaf mesela da çok yüksek lifli bir şey. Yani sebze şu anlamda çok önemli. Digestion, yani bağırsakları çalıştırmak için. Ve işte porsiyon, ben mesela görüyorsun işte böyle çok popüler yerler var ya, işte ben detoksa gidiyorum falan diyorlar. Sizin orada da memlekette de çok evet var, çok sizin pahalı. Dünya parası ödersin, gidersin. Ondan sonra senin tabağın geliyor. Gidemezsin. YouTube'dan seyredersin. Evet, aynen. Tabak geliyor. Üzerinde iki tane böyle ne bileyim bezelye gibi bir şey var. Valla ben bunu görsem zaten moralim bozulur. Yani ben böyle dolu dolu bir
tabak görmek istiyorum. Aynı kahve, gidiyorsun bir yere işte böyle minnacık fincanlar getiriyorlar. Ay, İtalya'da ya. Espresso. Aa. Ne o diyorum ya, kahve. Aynen öyle. Evet. O yüzden hani işte sebze çok önemli. Yani ben hep şey diyorum, böyle bir tabak düşünürsen o yarım tabağını sebzeyle, salata olsun, hani işte atıyorum ıspanak yemeği olsun, böyle yağla yağla yapmadığın şeklinde doldur yarısını, tamam mı? Ondan sonra işte pilavını koydun, bulgurunu koydun, belki yoğurt da koydun, bir parça balık, bilmem bir şey. Öyle senin tabağın hem dengeli, renkli. Sen şey mi yapıyorsun, pankek gibi bir şey mi yapıyorsun? Evet. Aa, çok güzel. E peki, yani o zaman mesela diyorlar ki fitness yaparken özellikle işte kaslarımız için belli bir protein. Bu birimlere dikkat etmeli mi, yoksa bu sezisel mi olması lazım? Ya şimdi ilk olarak sen hiç birinden benim protein eksikliğim var çıktı, doktor öyle diagnoz koydu diye bir şey duydun mu? Yok, duymadım ama protein eksikliğine bağlı gelişebilecek hastalıkları duydum mesela. Hı hı. Ama öbürünü duymadım, dediğin doğru. Çünkü şey, yani ben kesinlikle proteine çok dikkat ediyorum. Vejetaryen olduğum için daha çok da dikkat ediyorum. Ve benim için Türkiye'de olmak gerçekten bir cennet. Çünkü bakliyatlarımız çok fazla. Ama hani böyle her şey diyorlar işte 30 gram protein bilmem falan, yani normal dengeli beslenirsen, özellikle de et yiyorsan, balık yiyorsan, genelde yeterince protein tüketiyorsun. Şöyle bir farkı var, yani eğer sen vegansan, eğer sen vejetaryensin, eğer sen profesyonel sporcuysan, yani ama her gün iki antrenman yapan gibi, o zaman bu gerçekten ciddi bir konu olabilir. O zaman belki de bir protein tozu ile desteklemek mantıklı olabilir. Ama genelde ben toz hep şey... Toz mu yoksa... Ama sen tabii vegan, şey, vejetaryen olduğun için tozu söyledin. Ama onun dışında etle fazla, yani hani... Et, işte balık, onlar hepsi çok güzel. Çok yani güzel. Hiçbir sorun yok. Onu demek istiyorum. Yani insan genelde çok korkuyor. Aman aman, ya da... Yeni spora başlayan mesela bir takipçim hemen sorar. Protein tozu kullanmam lazım mı? Evet, benim de ama 10 dakikalık bir video yapıyor, tamam mı? Yok, gerek yok. Dediğim hariç vegan, vejetaryen, profesyonel sporcuysan değilsen yok. O zaman konuşuruz. Ama eğer sen dengeli beslenirsen, balık yersen, hani et tüketirsen, yumurta çok çok değerli bir protein zaten. Çok zengin. Bence mucize besin. Evet, çok çok güzel. Mucize besin. Peki mesela herkes fitness yapmalı mı sence? Ya fitness yapmalı değil ama herkes hareket etmeli kesinlikle. Yani bu ara çok konuşuluyor. Hani bizde bir şey vardır, ne denir? Vur abalıya sonuna kadar, yani yürü diyor, 10 bin değil 30 bin adım atıyor. Yani kardiyoya yükleniyorlar, anladın mı? 30 bin bir günde. Ya, abarttım. Ay işte abartma, evet, onlar yani. Hepsi saçma oluyor. Yani. Değil mi? O bir hareket değil yani. Evet. Peki vücut ağırlığı, ben seni görüyorum çok güzel vücut ağırlığıyla ya da ufak dumbbell'larla güzel çalışmalar yapıyorsun. Her gün mü olmalı? Ben haftanın 5 günü yapıyorum. Çünkü hafta sonu tamamen zaten pazara gidiyorum bu pazar arabalarla. Yani özellikle yazın işte şey aldın. Nedir? Pazar arabası. Yok. Ne alıyorsun? Watermelon. Karpuz. Kavun. Karpuzu koydun falan bu arabalarla. 4 kat başlıyorum. Yukarı çıkıyorum. Evet. Ya gerçekten ben öyle sporumu da yapıyorum. Bir yürüyüşe belki gidiyorum. Hani soruna dönmek için. Ben 5 gün çalışıyorum ama hani yarım saat, belki 40 dakika, o kadar. Yani ben saatlerce ter döküyorum gibi bir ne vaktim var? Ve bence hiç kimsenin yok. Olmalı malı da diyorsun eğer profesyonel tabii değilse. Tabii ki. Doğrusunu yapman lazım. Bravo. Hani doğru besleneceksin iyi sonuç almak için. Çünkü bu hikayenin %60'ı beslenmek. Bir de doğru hareket edeceksin. Yani atıyorum ben mesela eskide, ben şu anda kaç yıldır sadece evde antrenman yapıyorum ama eskide spor salonuna gittiğimde görüyorum işte kadınlar mesela o adductors makine falan var ya.
Bir, telefonda. Ondan sonra hiçbir ağırlık koymadan, tamam mı? Böyle sallıyor bu şey. Ya burada hiçbir şey çıkmaz. Sen eve gidersen daha iyi olur diyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü vücuduna şu mesaj vermen lazım. Son iki tekrar hep söylüyorum. Zorlayarak yapacaksınız. Tamam mı? Mesela o örnekte. Son iki tanesi belki sen eliyle zorla yapacaksın, bırakacaksın. Ne zaman zorlanırsan o zaman vücuduna diyorsun ki dostum senin gücün yetmiyor. Kuvvetlenmen lazım ve o zaman kas yapıyor. Ama sen bu bir şey yapıyorsun. Yarım kiloluk dumbbell kaldıran kadınları görüyorum. Yani bebek geldi geçen gün onu kaldırdı. Yani onu bebeklere bırakalım, tamam mı? Biraz zorlanacaksın. O zaman sonuç alacaksın. Bir de öyle değil midir? Şimdi sen anlatırken düşünüyorum Doris. O ağrıyı sevmek, o sancıyı sevmek. Aslında yani ilk defa hayatında bir ağrı sana çalışıyor. Hı hı. Yani ben mesela her fitness ya da bir zorlandıktan sonra çektiğim ağrıya şöyle bakıyorum. Doğru mu diye sana sormak istiyorum yoksa ben mazoist miyim? Vallahi ben ya diyorum büyüyor bir şey ya. Bu acı oluyor ama büyüyor ya. Ben varım diyor. Ben onu unutmuşum. Ben varım burada diyor. Ama işte gel gör ki bizde maalesef fitness ve spor sanki bir lüksmüş gibi. Yani yemek yemek kadar şart mı? Sorun bu. Ya da ceza gibi görüyorlar. Evet. Hı-hı. Yemek yemek kadar şart mıdır? Ne düşünüyorsun? Spor kesinlikle şart bence ve sen sporcusun. Yani sen benim takipçilerimde şunu görüyorum. Böyle seviyeler var, tamam mı? Başlıyorlar. Gerçekten ölüyorlar. Yani videoyu yapıyorlar, ölüyorlar. Ama devam ederlerse ve ben şeyden bahsediyorum. Yani bir hafta boyunca sen 5 gün en az bir tane video yaptın. Ve burada önerim de şu olacak. Yani sıfırdan başlıyorsan ve hemen yani atıyorum bir squat challenge'a girersen bu çok yanlış olur. Neden? Çünkü o zaman bu tatlı senin söylediğin ağrı tatlılıktan acıya çıkacak ve çok çok büyük bir ağrı dönecek. Ve o zaman ne oluyor? Bu insan spordan iyice soğumuş olacak ve şey diyecek. Vallahi bir hafta zaten hareket edemedim. Yani yavaş yavaş. O ağrının üzerine gitmek lazım, değil mi? Ertesi gün yine bırakmamak, fitness'e devam etmek lazım. Bu güzel. Şöyle yani. dur. Ha. İşte yavaş başlayacaksın, tamam mı? Yani kolay bir video seçeceksin ya da mesela squat yapmak istiyorsan günde belki 5 tane, 10 tane yapacaksın. 100 tane değil. Elbette birden, değil mi? Bir sonraki gün belki karın çalışacaksın. Bir sonraki gün başka bir şey. Böyle yavaş yavaş kuvvetleneceksin. Çünkü ben videoların altında yorumlara bakıyorum. İşte yazıyor. Ben öldüm, mahvettin Doris'cim beni falan. Bir ay sonra sağ olsun dönüyor. Şey diyor. Biliyor musun? Ben artık çok rahat yapıyorum. Ben artık öbür videolara geçiyorum. Yani burada önemli olan gerçekten bırakmaması. Ama aynı zamanda da işte abartmaması. Yani çünkü işte dediğim gibi başladın, çok fazla bir şey yaptın. O zaman keyifli olmuyor ve keyifli olmalı. Yani biz sanırım birden istiyoruz bir şeyi. Halbuki yani ben hep şey diyorum, bir hedefe ulaşmak mı, hedefe giden yolu sevmek mi? Buna kesinlikle karar vermek gerekiyor, değil mi? Yolu sevmek gerekiyor. Ben mesela bu konuda izninle şunu paylaşmak istiyorum. Ben de yani profesyonel sporcu olduğum için bana fitness'tı, işte bu ağırlıktı, işte yani hep böyle bir zorlayıcı geldi. Çünkü bir top yoktu, bir maç yoktu, sonunda kazanacağım bir şey yoktu. Hep böyle bir zorladım. Ben orada bunu öneriyor musun dedim. Çünkü bu da ayrışıyor. Bazıları diyor ki hayır, tamamen yaptığınıza konsantre olun. Yani bu fitness'ta işte squat yaptığında, lunge yaptığında oraya konsantre ol. Ya da benim gibi ben bir bilgi dinliyorum, bir müzik dinliyorum ve orayı eğlenerek geçiyorum. Hangisi doğru? Bence doğru, yanlış yok yine de. Yani ben mesela spor yaparken eğer yürüyüşe çıkıyorsam mutlaka bir podcast dinlerim. Çok hoşuma ben gidiyor. Spor yaparsam hani evde gibi
O zaman hiçbir şey, müzik bile dinlemiyorum. Ama neden biliyor musun? En güzel fikirler iş için bana o zaman geliyor. Çünkü o kadar kendime odaklıyorum ve ben de artık o 3 seviyeye geçtiğim için hani mesela bir hareket yapıyorum, kaslarımı hissediyorum ve bu you're in control. Yes. Yani güç sende. Ama bu bir seviyeyle alakalı. Evet, evet. Ama o kadar hoşuma gidiyor ve yani meditasyon gibi bir şey. Ve bir şeyler düşünüyorum, tamam mı? Ay böyle yapsam, şunu da yapsam, öyle gitsem. Hani deli gibi, bu gerçekten apayrı, kendime ait bir İşin zaman. İşin nirvanası o. Hadi bakalım seç. İşin nirvanası o. Bir tane tabak versene Emre'cim. 2-3 tane kart var buradan. Bir tanesini seçeceksin, evet. Tamam. Sadece bir spor aleti seçecek olsan hangisini seçerdin? Çok zor bir... Evet ya, bu hangi çocuğunu seçerdin gibi bir soru olmuş. Doğukan, ben de sevmedim bu soruyu. Yo, yani aleti mesela... Mat adaya alet götürdün, olarak... Hadi adaya götürdün. Hadi adaya. Yok yok. Mat, spor mati alet olarak geçmiyor herhalde, değil mi? Yani çünkü geçsin mat... Geçebilir ya. Geçmesin. Geçmesin mi? Hadi torpil yaptılar. Matı aldın yanına. Hadi bir alet daha götür. Herhalde lastik bant ya da bileklik ağırlı. Onları da çok seviyorum. Ben de çok seviyorum bileklik ağırlı. Çok güzel böyle arka bacak çalışırsın onlarla. Güzel kokular gelmeye başladı. Gelmeye başladı. Bu arada bu yulafı un haline getirseydin o da çok güzel, güzel olabilirdi. Olurdu. Ama ben böyle diri diri seviyorum şeye, çıtır çıtır dişe gelsin. Şimdi ben bunda biliyorsun sadece elma, tarçın yani fruktoz şekerini kullandım. Hı-hı. Rafine şeker kullanmadım, bal kullanmadım. Evet, tereyağı kullanmadın. Çok az koydum. Çok az. Kullandın mı? Yok. Ay dibine, şey yapışmasın dibine, diye. Dibine yapışmasın diye koydum. Ama... mesela, güzelmiş ya, fena değil yani, koymaya gerek yok. Ama mesela, şimdi sen çok azıcık biraz gezdirebilir miyim? Bunu da gezdirmedim bile, yani şu kadar bile koymadım. Tamam, tamam, tabii miyim? Ki. Gezdirebilir var mı? Çünkü ben de iyisin ya, isteyeyim. Ha sen üzerini mi koyuyorsun, çok neden? Az, çok az. Ha. Çünkü dibinde yoktu. Hafif o tadı seviyorum. Sana bal koymuyorum şekerim. Evet, koyma. Koymuyorum, tamam. Dolu dolu şey meyve var tabii, içinde. Tabii tabii, dolu dolu meyve var. Sana bulundur. Bir cevizin çeyreğini koyuyorum. Ceviz bol bol koy. Koyabilir miyim? Ya ben mesela bu tereyağı koymayacaktım ama şunlardan daha çok koyacaktım. O tereyağı değil ki, o T. E-R-Y-A yok, koymadım. Sadece T koydum ben. Ben sana tereyağı koyarım istersen ama... Sen o zaman işte bize tamam, ne yaparsın? Tamam, tadına bakayım, gel ver. Çatalı alayım mı? Şöyle hemen veriyorum. Evet. Şimdi, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Demek. Şimdi senin tarifini de alacağım. Bu arada sen ona bakarken şurada 224'teydi tarifimiz. Verledim. Ya bu göz, bu yaşlılık var. Yaşlılık değil işte. Ben 7 yaşında da hipermektoptum. Elma çok güzel tat verdi. Değil mi? Ellerine sağlık. Bir de o tarçın var ya, şimdi kışın... Hani böyle Noel muhteşem zamanı, gerçekten çok tam oldum. Ellerine sağlık. Evet, bize getirdiğin Müslim muffin, değil mi? Hı hı. Doğru okuyorum. Bu muffin, şimdi ben de onun tadına bakacağım. Kağıdını çıkart ama. Evet, bir fincan yulaf ezmesi, bir fincan öğütülmüş fındık, yarım fincan ay çekirdeği, 3 yemek kaşığı keten tohumu, harika yağlar, 2 yemek kaşığı chia tohumu, 2 tatlı kaşığı kabartma tozu, 2 çay kaşığı vanilya tohumu, 1 tutam tuz, 1 fincan ılık su, 6 adet yarım kuru kayısı, 1 adet muz, 1 adet elma, yarım fincan sade yoğurt, 1 adet yumurta, 1 adet limon. Hazırlanış da var. Ya yok, burada yok yani. Fikir ne biliyor musun? Biz İsviçreli olarak müsli çok seviyoruz. Evet. Yani buradaki müsli bizim müsliden farklı olabilir. Yani biz yoğurtla yaparız, işte yulaf koyarız, taze meyve koyarız bolca. Ve herkes bu yulafı sevmeyebilir. Yani takipçilerim bazen yazıyor. Yani bana güzel gelmiyor, sen nasıl yersin, işte atların yemeği bilmem falan. Ben de oradan çıkarak bir müsli muffin yapmak istedim ve bence o kadar güzel, hani bunu bu arada bir daha söylüyorum, bu kahvaltı bölümünden, yani tatlı olarak satmıyorum. Bunu ben çocuklarıma, aileme böyle kocaman bir tabak olarak
Sofraya koyuyorum. Yanına işte taze bir meyve olabilir. Tamam mı? Mandalina bilmem falan. Bir çay ya da bir su, ne isterlerse süt içebilirler. Senin tarifin mi bu? Ben seni tebrik ediyorum. Bak 20 yıldır yemek programı yapıyorum. Yani aslında oyuncuyum ama yemek de seviyorum, hobim. Neden seni tebrik ediyorum biliyor musun? Ara bir lezzet yakalamışsın. Hem lezzetli hem ara. Tatlı da diyemezsin, tuzlu da diyemezsin buna. Öyle bir arada ki böyle hani yeni bir ülkeyi keşfeder gibi oluyorsunuz. Yani çok tatlısın. Gerçekten. Aa ne güzel. Bizde böyle çatı yok ama ev. Adı ev. Ama çatısı farklı. Diyorsun ya böyle içine bir huzur kaplıyor. Ben bunu yerken onu hissettim. Tatlı diyemiyorsun, tatlı değil. Tuzlu diyemiyorsun, tuzlu değil. Bence harika bir ara öğünde olabilir yiyenler için. Kesinlikle. Şeyde bazen... Çok fresh. Çok güzel. Çocuklar okula götürüyor ya, işte besleme çantası falan koy bir tane elma yanına, muhteşem. Ya da arabada kaldın trafikte, işte kahvaltı edemedin. Muhteşem. Aldın kahveni, ondan sonra bunlardan iki harika tane. Harika yapmışsın. Bir kere afiyet çiğneme olsun. Güdünü de dürtüyorsun. Yani çiğnetiyorsun beni. Chia var içinde, yani o kadar güzel faydalı tohumlar var ki gerçekten bayıldım. Kötü hiçbir şey yok. Bayıldım. Başka soru var mı? Orada. Var. Yiyeceğim de. Oku sen onları. Doris'cim. Hayatında en çok kilolu olduğun zaman ne zamandı ve kaç kiloydun? Bu soru sana sorulmaz Doris. Ben bile sormam bunu. Yok sorabilirsin şöyle. Oldu mu? Yok ben hiç 56'dan çıkmadım. Yani hamile hariç tabii. Ama 16 yaşındayken ergenlik zamanı ya. Ben... Tek o zaman çünkü küçükken işte bale yapıyorum yani işte bisikletle okula gidiyorum falan. 16 yaşındayken ben öyle bir moda girmiştim. Ben işte ailemle doğallara gitmeyeceğim, evde kalacağım bilmem falan. Bizimki de o modda şu an. Evet. Orada spor yapmadım ve kilo almadıysam da fotoğraflara bakıyorum gerçekten uzaktan uzmanlık artık benim. Hemen görüyorsun yani böyle yuvarlak evet bir yüzüm var. Hani herhalde 1-2 sene spor yapmadım ama sonra 20 yaşındayken orada bir eski sevgilim, iğrenç bir tip aslında şu anda düşünüyorum, biz yürüyoruz, şort giymişim tamam mı? Böyle bakıyor ve şey diyor, ay senin bacaklarında var ya selülit var. Denir mi öyle bir şey değil mi? Ne kadar seviyorum sizi. Ben senin sorunun değil, bu benim sorunum diyorum. Evet. Neyse ama o günde ben spor salonuna gitmeye başladım. Çok sevdim. Yani gerçekten bu bir aşk hikayesi. Aynen öyle. Ama işte herhalde 16-18 arasında ben gerçekten spor yapmadım ya da fazla yapmadım. Tabii ki yürüyordum bilmem falan. Ama orada da belli oldu. Sonra yani işte bu... ama hiç kilo almadım gerçekten yani 56 şu anda da 56 kiloyum ama korktun mu hiç bundan? Kilo almaktan korktun bir dönem? Hiç ama neden? Çünkü benim annem sağ olsun hep bize işte fazla sebzeli çok güzel yemekler hazırlardı ve öyle büyüdüm için ben 16 yaşına kadar zaten selülit ne olduğunu bilmiyordum. Benim arkadaşlardan öğrendim. Nasıl? Bakış açın var mı böyle? Kadınların bacağına bakıyor musun selülit var mı? Mesleki deformasyonun var mı? Plajda. Şurasını çalıştırmalı. Yok ben daha çok şöyle düşünüyorum. Yani erkek kadın olsun fark etmez. Bravo. Ama böyle fit birini görünce ben ay ne güzel derim. Ama çok açık söylüyorum. Yani özellikle burada böyle sokakta yani plaja gitmen de gerek yok. Çok fit insanları görmüyorum ve bu beni üzüyor aslında. Ki benim takip nokta ne orada? Ya keşke çünkü bu bir keyif. Bravo. Bu bir zenginlik değil mi? Evet ve sen çocuklarını bence en güzel motivasyon nedir biliyor musun? Çocuklarına işte rol model olman. Yani benim annem hiçbir zaman diyet miye öyle bir şey ben de bilmiyordum. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Okulda işte bayağı büyük bir yaşta benim arkadaşlarımdan öğrendim. Şu anda benim kızım hani okulda geliyorlar bizim evimize. Ben sağlıklı yemekler hazırlıyorum. İşte tam buğdayla makarna bilmem falan. Ben makarna yemiyorum. Ay ben kurabiye yemiyorum.
Ağlamak istiyorum ya. 14 yaşında kız. Sonra birden gidiyor şak diye cipsi açıyor. Evet. Orada aynen, onu yemiyor. Aynen. Evet. Sonra deliriyor doğru yemediği için. Sizin açmışlığınız var mı? Öyle bir baktınız. Cipsi yemiyoruz ama. Salçalı değil mi böyle? Salçalı, sarımsaklı, yoğurtlu. Sahte şey onun adı biliyorsun bende. Ne? Mantı. Gayet güzel değil ben, mi? Ben mercimekli yapıyorum ve kepekli ve inanılmaz güzel yani gerçekten. Makarna değil mi? Yo mantı. Mantı. Hı-hı. Mercimekle yapıyorsun. Hı-hı. Nasıl tarif? Vejetaryen mi? Tarif versene. Gerçekten mi? Evet. Hmm. Paylaştım Instagram'ımda. Çok güzel. Harikasın. Mercimekle çok yapılıyor. Yurt dışında da görüyorum böyle hazırları da satılıyor. Çok keyif alıyorum. Peki ben sana şunu sormak istiyorum. Şöyle bir algı var. Ay ben yani fitness yapamam. Biraz oyunculuk yapabilir miyiz? Tabii tabii. O kadar eğitimini aldık yapamıyorum. Ay ben kaslı kadın sevmiyorum. Öyle kaslı kaslı kadın evet. sevmiyorum. Kadın dediğin biraz yağlı olur. Olur mu? Olabilir tabii ki ama bence... Kas olur mu yani fitness ona yapar? Ona tembel ya. Bence ha? de ya. Vallahi kızmayın bana. Yüzleşin aynaya çıkın. Ay ben öyle kaslı kadın olmak istemiyorum. Hadi bakalım ol. Hadi ol. Kolay mı? Aynen hadi öyle. İki dakika düşünmezsin. İki dakika o fit vücuda, o kası da batmaz sana. Yağın olacağına kasım olsun dersin. Ben öyleyim açıkçası. Ya bir de ama... Dürüst olalım. Yapamıyoruz, yapamıyoruz. Olabilir ama dürüst olalım. Şöyle bir şey de var. Ben eskide gerçekten daha çok hani böyle kıvamlı bir vücut sahibiydim. Ve bakıyorum o fotoğraflara çok sevdim. Yani mesela benim göbeğim bence eskide daha güzeldi. Çünkü kaslıydı. Ama hani böyle daha... Kadıncaydım, tamam mı? Ama şu anda ben spor yapıyorum. Belki de yaşla beraber benim yağ oranım düştü. Azaldı tabii. Ve ben çok seviyorum. Bu farklı bir şey. Şu anda mesela benim bacaklarım daha ince. Eskide hep ergenlikte ay benim bacaklarım çok kalın bilmem falan derken. Halbuki o güzel kas yapısıymış değil mi alttaki? Onu çıkardın. Herhalde yani. Ama işte her yaşta bizim vücudumuz farklı. Her tipte farklı. Yani atıyorum... Hep onu hatırlatmak istiyorum. Yani 42 beden bir kadın da çok fit olabilir mesela. Yani herkes 36-38 beden olmak zorunda değil. Önemli olan yağ oranı bu bir. İkinci hani senin vücut yapını, kendini ne zaman iyi hissettiğini. Ben hep şey diyorum bak otobüse yetişmeye çalıştığında eğer böyle nefes alamıyorsan demek ki fit değilsin. Ama bravo. Hani bizim gibi böyle tak 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 yetişirim dersen o zaman demek ki fitsin yani. Hem fitsin hem de bence psikolojiyle de destekli. Yani ruh ve beden bir kombin. Geceyle gündüz gibi. Şöyle bir dünya var mı? Hep gece olsun, hep gündüz olsun. Böyle bir dünya olmayacağı gibi buna da katılıyorum. Şimdi en zorlara geldik. Hater'la yüzleş. Valla biliyor musun? Türkiye'de bak İsviçre'de en büyük gazete için şey yaptım, video bloglar yaptım ve ne yorum yedim. Mesela örnek veriyorum, orada işte yeni boşanmıştım. Hiçbir param yok. Yarım kitap yani eski eşim de kaldı. Kütüphanenin önünde ben video çekiyorum. Heh baksana. İşte aptal kız. Estağfurullah. Ay yani ama bu kadar yani gerçekten kötü huylu ve İsviçreliler bunlar. Türkiye'de sanırım yabancı olduğum için sizin dilinizi öğrendiğim için yani beni gerçekten böyle bir sarıldılar. Hatersler benim tüm kaç senedir bu işi yapıyorum 8 belki 3-4 tane çıktı. İsviçrelilerden çok daha nazikler burada. Bakalım yani. Bakalım öyleler mi? Bakalım. Gerçek sporcuysa Doris, belediyenin spor aletlerinde çalışsın da görelim. Yani orada bak oğlum bile gülüyor. Yani mümkün değil. Mümkün değil diyorsun. Ama fikir olarak çok çok beğendim. Yani keşke yani benim gibi gerçek sporcularla beraber bu aletleri geliştirseydi. Hmm. Çok faydalı. Fikir olarak bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten. Fikir bence de çok güzel. Tartışmasız. İçeriği uzmanlarla birlikte değiştirilebilir. Evet. Burası da kıymetli. Peki. Psikolojisi bozulmuş olabilir mi? Spora kafayı takmış. Evinde otur. Uzat ayağını. Ne güzel. Uzatmıyor musun ayağını?
Ben yapıyorum. Yapıyor. Tabii ki. Uzatıyor ayağını. Allah Allah. Bence yazma. Ya da video çek daha iyi. Ha, beğenmişler değil mi? Yazma diyor, video çek diyor bol bol. Ne diyorsun? Yazma dedi. Hmm, yazma yani diyor. Video çek diyor. Ne yazmışım ki? Yazmışım diyorsun. Ya olmaz ama ya. Bu da sorulmaz yani. Bunu kim yazmış onu oraya? Yani vallahi merak hani etsin. Haterlığında bir duruşu vardır, omurgası vardır yani. %100 estetik ya. Ben bunca yıldır yani hani estetikle ilgili bir görsel hafızam var. Hiçbir yere estetik değil ya. Yani bunu bu çok enteresan. Yok yok zor yani. Hiç şöyle %100 estetik mümkün değil. Çıksın videoda gülsün, kıstım kaşlarını çatsın da görelim. Yapalım hepsini. Yok şöyle, ben bunu açık açık söylüyorum zaten bakan herkese. Bakan her yer oynuyor kızın yani konuşurken. Her 6 ayda botoks yaptırıyorum. Ben de yaptırıyorum. Çünkü canım. O kadar gülüyorum ki yani, bunlar böyle derin derin. Ama onun dışında hiç. Benim yüzümde %100 hiçbir şey yok. Yani çünkü sevmiyorum. Allah beni güzel yarattı diyorsun, çok evet. Şükür. Evet. Oh, para var tabii. Oh, ye avokadoyu, ye tropik. Keşke ya. Nerede para? Ye tropik meyveleri, öyle herkes zayıflar. Ekmekle nasılca zayıflayacağız? Uzmansan onu söyle. İşte ekmek tarifim var. Kilo aldırmayan ekmek tarifi. Ve şey bile bak. Hani kitabımda yazdım onu. Gerçekten çok güzel bir tarif. Biz her hafta mutlaka yapıyoruz. Ama işte ben bu 30 lirayı veremezsem derse blogumda da bulabilir. Yani. Daha ne yapsın? Daha yani. Doris sizin için ne yapsın? Onu bulamazsa bunu bulabilir. Peki. Şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şeyi sormak istiyorum. Biraz önce kuliste konuşurken çok güzel bir şey söyledim. Beni bile heyecanlandırdı. Acaba dedim Doris birlikte mi başlasak bilen dedim ama koçluk, mentorluk Hı-hı. yapmak istiyorsun bundan sonra. Evet. Biraz ondan da bahsedelim. Ya şey insanlar hani her şey deniyorlar. İşte diyetler, her pazartesi yeni bir şey deniyorlar. Ondan sonra spor, işte kaç tane spor kulübe üye oluyorlar, gitmiyorlar. Parayı ödüyorlar. Aynen öyle. O kremi alırken kadınların kırışıklarının gideceğini zannetmesi gibi. Onu kullanınca gidiyor şekerim. Spor salonunu kullanınca gidiyor. Ve bir türlü yapamıyorlar. Ve işte orada ben yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bu biraz daha geniş bir hikaye. Yani mesela sen daha önce duygusal beslenme söyledin değil mi? Yani bu gerçek bir şey. Atıyorum ben bir danışanla beraber çalıştım. Ve hemen şey belli oluyor. Yani o ilişkinde mutlu değil. Ama gerçekten çok çok mutsuz. Ondan sonra konuşuyorsun. Ne plan yaparsan da yap. Niyeti varsa da olmayacak. O şu anda tıkır tıkır. Kilo veriyor. Yani orada aslında biz daha çok, ben mesela ilk seanslarda hayat çarkaya bakıyorum, tamam mı? Bir çarkı dönmesi lazım ve orada çok fazla bölümler var. Yani bir tanesi atıyorum kariyer, bir tanesi hobi, arkadaşlar, işte aşk. Bütüne bakıyorsun. İşte bütüne bakıyoruz. Ondan sonra işte çok az puan verdiyse danışan soruyorum. Orada ne var? Yani daha önce daha yüksek mi verdin ya da ne isterdin? Hani 10 olması için ne gerekiyor? Ona göre biz hedef belirliyoruz. Süper, kişi özel. Aynen, çünkü insanlar genelde gerçekten bir sıkıntıdan dolayı çok fazla yemek yiyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Burada bir tabii ki terapi, psikiyatr, psikolog artık ya da hayatında neyse birlikte çalışmak çok kıymetli ama şey oluyor mu ya, o da benim aklıma geldi. Benim hater sorum olacak. Şimdi sen çok güzel bir kadınsın. Zayıf bir kadınsın. Hani bunu kompliman olsun diye söylüyorum. Herkes görüyor. Çok güzel bir kadın yani. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bunun hiç zorluğunu yaşadın mı? Çok dürüstçe cevap ver bana. Dürüst vereceğim. Yani şimdi ben eve gidip böyle paketli bir çikolatalı bar yersem ya da çok sevdiğim hani dışarıdan sağlıksız, beyaz unlu, şekerli cheesecake yersem yemin ederim ben kendimi bir dilim bir bardan sonra durduramam. Neden? Vücudumda aynı herkeste gibi
bu saldırım, yani çünkü bu bir bağımlılık yani gerçekten beyninde bu çok güzel, bu kokain gibi bir şey değil mi? Ben daha çok istiyorum diyor ve ben de orada ben yersem 2 tane 3 tane yerim. Cheesecake geldi işte okey 2-3 tane dilim yedim, problem yok çünkü ben bir sonraki gün normalde dönüyorum, üzülmüyorum, stres de yapmıyorum, normal devam ediyorum, tamam mı? Ama başka insan onu yapamıyor. Çünkü sürekli işte bu barları yiyor, sürekli işte dışarıda yiyor. Hayır, şimdi problem orada. Yani sana güzel kadınsın diye. Hani böyle birlikte danışanlarını, ben zaten senin gibi olamam dedikleri oluyor mu? Hani öyle zorluklar yaşadın. Bir, güzellik bence içinden geliyor gerçekten. Ve benim özgüvenim oradan geliyor. Bak mesela eşimle beraberim. Hani kesinlikle daha genç, daha güzel kadınlar var Türkiye'de. Ama ben ona ne veriyorum? Onu çok iyi bildiğim için ben kimse onu benim kadar sevemez. Ben o kadar deli aşığım ki adıma. Ve bu aşk, bu hayat sevgisi, benim enerjim, ben o eve geldiğinde koşa koşa gitmemi, gerçekten üzüldüğünde ben de ondan daha fazla üzülmesi. Başka bir kadın ne kadar güzel olsa olsun veremez. Öyle, o, ben yine de ondan bahsetmedim. Ben şeyden ben anlatacağım. Tamam, ben anlatacağım. Ama güzellik ben anlatacağım. Nedir? Kilo ben mu? O benim kanalım, anlatacağım. 2 dakikam yok. Şunu diyorum. Ben geldim şimdi sana. Bir ay çalıştım. Evet. Doris vücudu mu olmuyor? E 2 ayda ben çalıştım, mi yaptım? Olmuyor. 5 ay çalıştım olmadı. Hiç şu gelmedim başıma. Ben 20 yaşından beri bu ya. Vücut için çalışıyorum. Sen de biraz vakit vereceksin. Tamam, bunu diyen oluyor mu sana yani? Ben senin gibi olamam deyip pes eden oluyor mu diyorum güzelliğin karşısında. Ya bence orada zaten problem, bu kişi kendini benimle kıyaslarsa çok yanlış. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Duymak istediğim buydu. Tamam. İşte bunu duymak istiyordum. Ama ben seni en iyi haline getireceğim. I do my best. Yani benim en iyiyim. Aynen. Evet, bakın çok güzeldi Doris. Bugün bizler için çırpınan bir kalp var. Kitabın yani. Evet. Başlığı tam bu. Hayalindeki sen. Aynen öyle. Ve bizim için çarpıyor. Kalbi, bedeni, kası bizim için çalışıyor. Kalp kası değil, bacak kası da bizim için çalışıyor. Bu anlamda çok kıymetli bir şey yapıyorsun. Keşke senin gibi örnekler çoğalsa. İleride öğrenciler yetiştirmeyi düşünüyor musun? İnşallah istiyorum. İstiyorsun değil mi? Ben seni takip ediyordum zaten. Daha da edeceğim. Ve belki de onları paylaşırım da. Bana çok feyiz verdin. Teşekkür ederim. Yolun açık çok olsun. Sağ ol. Ben de devam edeceğim izinle kapandı. Ne kadar kibar kız, görüyor musun? Canım benim. Bu arada tarifini mutlaka alın. Sayfa 224. Muhteşem Doris'in kitabında. Çok teşekkür ediyorum bizle kaldığınız için. Ne yapıyorsun? Böyle yüreğin sıkıştı. Bitiriyorum. Tamam, montajda uğraşmayacaksın Alişan. böyle yapıyorum. Böyle kapanacak. O mu kapanacak? Tamam, hemen kapatıyorum. Biliyorsunuz dili kuruyorsunuz. Ondan sonra abone oluyorsunuz. Yazıyorsunuz. Öptüm. Bye bye. Hoş geldin.